İpek Hanım, tekrar hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Diğer Sena Hanım, Kıvılcım Hanım, Özkan Bey, hayırlı akşamlar, iyi akşamlar diliyorum hepinize de. Ben 95'te evlendim. Mütedeyim bir aileydi. Doğulu bir aile, Batmanlı bir ailenin kızıyla. Kendisi haremlik, selamlık bir aileydi. Güzel bir düzenimiz oldu. Güzel işler yaptık. Ekonomik olarak hiçbir sıkıntımız yoktu. Üç çocuğumuz vardı. Üç çocuğumuz oldu. Sonraki süreçte yani çocuklarımı çok iyi okullarda eğitim vermek istedim. Yani burada çok iyi okullara gönderdim. Eşim yani Adnan'la 2010-2011'de tanıştı. Onun nerede kitaplarını tanıştı? Okumaya nerede başladı. Tanıştı? Nasıl tanıştı? Adnan Oktar'ı İbrahim Tuncer var. Şu anda tutukludur, örgüt üyesidir ve yurt dışı sorumlusudur örgütün. Size şöyle anlatayım ben. Eşimi bir yakın akrabası eşinden ayrılmış. Burası çok önemli. O kadın da eşinden ayrılmıştı. O kendisi Adnan Oktar ona sirayet ediyor. Ondan sonra da benim eşimi işte anlatıyor, kitaplarını oku diyor, videolarını izliyorlar. Ama önceleri gizli gizli. Sonra ben öğrendiğimde eşime güzellikle anlattım. Bu işin bizim aile yapımıza, işte Türk aile yapısına uygun olmadığını anlattım. Anlatmaya çalıştım. Sonra eşim beni dinlemeyince bunu gittim eski eşimin babasıyla konuştum. Bize müdahale etmesini istedim. Babası da olayı bildiği için... Arkadaşlarımdan çok özür dilerim. Arkadaşlar Elvan Bey'in eşinin görüntülerini verirsek daha iyi anlatır Elvan Bey. Böldüm, özür dilerim. Buyurun devam edin lütfen. Estağfurullah. Sonra ikna edemeyince ben babasıyla konuştum. Babasının ikna etmesini istedim. Hatta babası, bunlar Doğulu Batmanlı bir aile. Eski eşimi tanıştıran kadın da Batmanlı. Akrabaları yani aynen. Eski. Ya, Elvan Bey çok affedersiniz. Çok bölüyorum ama daha iyi anlasın seyircilerimiz diye bölüyorum. Şimdi eşinizin önceki hali sol taraftaki, ekranın solundaki hali. Sonraki hali Adnan Oktar örgütüne katıldığındaki hali, öyle mi? Aynen. Adnan Oktar'ın yani o örgüte katıldığında kendisi soldaki gibi mi görünüyordu? Kapalıydı, evet. Kapalıydı. Peki buradan devam edelim lütfen. Yani anlatmaya devam edin. Babası ve ben ikna edemedik. Tabii orada 2 yıllık ciddi bir mücadelem oldu benim. Örgütten oradan ayrılması için, örgütü bırakması için. Sonra babası bu örgüt kızını ve diğer aileleri, yani o bunu örgüte karıştıran kadını resmen tehdit etti. Bak dedi, benim kızım dedi yuvası yıkılacak senin yüzünden, benim kızımdan ayrıl dedi. Kızımla görüşme dedi. Burası çok önemli. Ben bunu mahkemede de şikayetimde de anlatmıştım. Ama Gülperi Hanım, yani eski eşim, ancak 3 ay dayanabildi. 3 ay sonra tekrar o arkadaşıyla görüştü, görüşmeye devam etti. Önce gizli görüştü, sonra alenen görüştü ve bana geldi, dedi ki ben senden ayrılacağım dedi. Niçin? Yani ben Mehdiyet'e hizmet edeceğim, ben İslam'a hizmet edeceğim ve Mehdiyet'e ve İslam'a hizmet ederken evliliğin o hizmeti zorlaştıracağını düşündüğüm için ben senden ayrılmak istiyorum dedi. Fakat ben bu arada yine mücadeleme devam ettim. Bak dedim, ben dedim yetim büyüdüm. Benim babam 13 yaşındayken trafik kazasında büyüdü. Babasızlığı ne olduğunu çok iyi bilirim. Gel dedim, yani bu yuvayı yıkma. Ekonomik sıkıntımız yok, hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımız çok iyi okullarda okuyorlar. Yani ama yani yuvayı sürdürebilmek için, o aileyi bozmamak için, o düzeni bozmamak için çok uğraştım. Ama o kafasına koymuştu ve ayrılmak istiyordu. Ve ben de çocuklarım zarar görmesin diye. Çünkü çocuklar o zaman ikizler Muhammed Hüseyin ve Büşra 11 yaşındaydı, Şeyma 13 yaşındaydı. Daha tam yani çok iyi eğitim alacakları yıllardaydı. Dedim o zaman çocuklar zarar görmesin. Çok güzel bir evimiz vardı. Evi, her şeyi onlara bıraktım. Bütün her şeyi onlara bıraktım. Ceketimi aldım çıktım. Fakat bir şartım var dedim. Velayet, çocukların velayeti ortak olacak. Ben çocuklarımla istediğim zaman görüşeceğim. Onların eğitimlerinde, ileriki yaşamlarında, her şeyinde ben müdahil olacağım. Hı. Tamam mı? Tamam, ayrıldık. Oraya kadar sıkıntı yok. Sonra... Şimdi yıl kaç oldu? Yine size... Efendim? Kaç yıl, hangi yıl oldu şimdi ayrıldınız? 2012'de ayrıldım ben. Hı. 2012'de. 2012'de çocuklar kaç yaşında?
ikizler yani Büşra ve Muhammed Hüseyin 11 yaşındaydı. O zaman Şeyma da 13 yaşındaydı. Hı hı. İlk defa sizin kanalınızda söyleyeceğim bir şey var. İbrahim Tuncer, örgütün üyesi, örgütün yurt dışından örgüte insan toplayan kişi. Yani doğru söylemek söyleyebilirsem. Ben kapıdan çıkmışım, İbrahim Tuncer bacadan girmiş daireye, eve yani. İbrahim Tuncer, ondan sonra tabii sosyal medyada sonradan gördüm ben. Eşimle bizim evde, benim bıraktığım evde İbrahim Tuncer'in onlarca resimleri var. Yani neredeyse Adnan Oktar ayinleri yapmışlar bizim evde. Benim ayrıldığım eşimden ve benim evimde, yani benim eski evimde. Sonra tabii bunlar hepsini sonra İbrahim öğrendim. İbrahim Tuncer şu anda tutuklu değil mi? Evet, 1000 yıl üzerinde hapis cezası var. Aynı örgütün, yani Adnan Oktar gibi örgüt yöneticilerinden, örgütün üyelerinden. Peki. Sonra ilerleyen yıllarda 2017-2018 derken işte o kopukluk, işte belgeselde de anlattığımız, benim çocuklarımla o yani ayrıldığım 2012 ile 2017'nin ortasına kadar hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımla çok iyi görüşüyoruz, tatillerimizi yapıyoruz. Hı. Onların eğitimlerinde destek oluyorum. Büyük kızım üniversiteye başladı, mimarlık okumaya başladı. Küçük kızım tıp okuyacaktı, tıp eğitimi için hazırlık sınıfındaydı. Onlara hem ekonomik olarak hem de manevi olarak, büyük kızım mimarlıktır. Benim mesleğim de, ben yani meslek eğitimi almıştım. Ben mobilyacıyım, tasarımcıyım. Kızımın da hatta mimarlıktaki ilk dersini beraber yapmıştık. Ve çok, yani hiçbir sorun yok kızlarımla. Tamam. Eşimle de sorunum yok, eski eşimle. Ama bir anda küçük kızımla bir kopukluk başladı. Yani bu kopukluk, bunu ben belgeselde de anlattım. 3-4 ay, 5 ay, 6 ay sürdü. Ama ben yine kızlarımla görüşüyordum. Yani bizim ortak sosyal medya hesaplarımızdan, işte WhatsApp grubumuz var. Oradan görüşüyorum. Şeyma Viyana'daydı. Ve Büşra'yı annesi 2017'nin yazında Adnan Oktar'ın yanına. Biz Türkiye'ye gidiyoruz. O da Adnan Oktar'ın yanına gönderiyor Büşra'yı. Şeyma gitmek istemiyor. Şeyma Adnan Oktar'a haz etmiyor. Şeyma küçük olan. Bunu tabii ben sonraki süre... Büyük kız. Büyük olan. Şu anda ekranda gördüm. Ekrandaki olan. Adnan Oktar'a haz etmiyor, gitmek istemiyor. Ama kardeşi orada, işte Büşra şu andaki ekrandaki, hı-hı, olan annesi Büşra'yı oraya gönderiyor ve Büşra da Şeyma'yı ikna ediyor. Ve 2017'nin 12. ayda, yani Aralık ayının ilk günlerinde Şeyma da gidiyor. Tabii bu arada ben tekrar bunlarla görüşmek istiyorum. Görüşemiyorum. Muhammed Hüseyin'le görüşüyorum. Muhammed Hüseyin Viyana'da ama bir türlü bir araya gelemiyoruz. Hepimiz bir araya gelemiyoruz. Çünkü yıllardır, yani annelerinden ayrılalı ben 6 yıl olmuş. 6 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamamışız. Bir anda bir sıkıntı oluşmaya başladı. Sonra tabii ocağın 9'u çocukların Gülden Hanım'ın onları orada görmesiyle işte bizim Adnan'a karşı mücadelemiz o gün başladı. Ocağın 9'unda. Nasıl gördünüz ilk? Pardon. O günü geç gelmiştim. Biraz da saat 8-9 olmuştu. İşlerim uzun sürdü. Eve geldiğimde Gülden Hanım dedi, otur dedi, bir iki dakika kızlarla niçin görüşemediğini, kızların niçin gelmediğini benim haberim oldu, sana da anlatacağım dedim. Otur deyince zaten hani dişime taş değil derler ya. Sonra affedersiniz. Sonra işte A9 televizyonu, Adnan Oktar'ın televizyonunu açtı. Orada kızları gördüm YouTube'dan. Yani rahat olun Elvan Bey. Rahat olun. Biz sizi çok iyi anlıyoruz şu anda. Lütfen rahat olun. El bebek, gül bebek. Yani ailenizi kaptırmışsınız bu örgüte. Siz ağlamayacaksınız. Kim ağlayacak? Lütfen. Lütfen anlatın, rahat olun, bekleriz. İşte el bebek, gül bebek büyüttüğünüz kız çocuklarınız, özellikle bir de kız çocukları, yani ne benim aile yapıma, ne ayrıldığım o kadının aile yapısına, ne Türk aile yapısına, Türk toplumunun aile yapısına uymayacak bir şekilde, yani sizin televizyonunuzda söylenir mi bilmiyorum ama
Belki pavyondaki kadınları bile öyle giydirmiyorlar. Çıkarmış Adnan Oktar televizyonunda karşılarında geçip oynuyor, dalga geçiyor bizim insanımızla, toplumumuzla, işte aile yapımızla. Tabii orada hemen onları aradım. Onlarla görüşmek istediğimi söyledim. Onların nerede olduğunu söyledim. WhatsApp grubundan hala benimle yazışıyorlardı. İstanbul'a hemen geleceğimi, onları oradan alacağımı, onları oraya yar etmeyeceğimi, yani bu işi, sizi oraya düşürenleri mücadeleme, onlara karşı mücadele vereceğimi, onlara dünyayı dar edeceğimi o gün söyledim. Bunu belgeselde de söylüyorum, sizin yayınınızda da söylüyorum. Allah'a şükürler olsun. Onları dünyaya dar ettik. Ben şu anda sizin kanalınızda bu örgütün nasıl çöktüğünü, benim ailemi oraya nasıl düşürdüklerini anlatıyorum. Ama onlar hapishanedeler veyahut da kaçaklar, yurt dışında dünyanın herhangi bir yerinde yaşıyorlar. Peki sizin aileniz orada, nerede? Hollanda'da. Hollanda'dalar. Üç evladınız örgütün ve eski eşiniz. Evet, Hollanda'da yaşıyorlar, Rotterdam'da yaşıyorlar. Hala örgütle bağlantılılar mı? Tabii ki, tabii ki. Örgütün kontrolündalar. Yani örgüt onları zorla tutmuyor ama artık şantaj mı var? Hipnoz mu var? Yani bunu belki Kıvılcım Hanım daha iyi anlatır. Yani ama ben onlara yaklaşamıyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. Ben Türkiye'deki o süreçten sonra, o ilk 6-7 günlük süreçten sonra, ilk karar çıktıktan sonra Avusturya'da geldim. Avusturya'da çok ciddi bir hukuk mücadelesi var. Aslında bunu da sizin televizyonunuzda anlatmak isterim. Tabii çünkü anlatırsınız. Çünkü ben oradan geldim. Zaten hukukçumuz da var. Ona da soracağız o mücadeleyi. Elvan Bey. İsterseniz şeyden devam edeyim ben tekrar. Lütfen. İstanbul'a gittim. Hemen İstanbul'a gittim. İstanbul'da suç duyurusunda bulundum. Fakat bunun bir suç duyurusundan bitmeyeceğini, Adnan'ın bu arada İstanbul'a gitmeden önce burada birkaç tane ailenin Adnan Oktar'a çocuklarını kaptırdığını biliyordum. Yani öğrendim bu süreçte birkaç saat içinde veya birkaç gün içinde. O ailelerle görüştüm. O ailelerin babalarıyla görüştüm. Ve bana dediler ki, ya dediler, git işine, ben 7 yıldır kızımı oradan kurtarmak için uğraşıyorum. 2 ev parası harcadım. Bir adım yol alamadım, kızımı da çıkaramadım. Ama git uğraş dedi. Fakat ben giderken orada çok önemli bir şey söyledi. Senin kızın dedi, kızların dedi daha reşit değil dedi. Ve Avusturya'da, çünkü karşılıklı kanunlar, kanun her tarafta. Yani Türkiye'deki kanun, burada buradaki kanun Türkiye'de geçerli. Yani reşit olmayan bir çocuğu, benim velayetimdeki bir çocuğu annesi alıp hiçbir yere gönderemez. Bu benim için çok önemliydi. Ve bunun üzerinden ben Türkiye'de suç duyurusunda bulundum. Fakat bunun suç duyurusuyla bitmeyeceğini, bunu kamuoyuna anlatmam gerektiğini orada karar verdim. Çünkü ben arabayla gitmiştim o zaman. Uzun bir yoldu. O uzun yolda ne yapabilirim? Yani ben çocuklarımı oradan çıkarmak için ne yapabilirim diye. Ve bunu kamuoyuna anlatmak için bütün o zaman ulusal kanallar, yerel kanallar, gazeteler, herkesle görüştüm. Sonra işte bir Akit TV, bu şeyde de var. Evet, gördüm. Belgeselde de var. Akit TV dönüş yaptı, orada anlattım. Ondan sonra Akit TV'de, sonra diğer bütün kanallar, ulusal kanallar, o büyük büyük koca koca kanallar, benimle görüşmek istemeyen kanallar bir anda benimle görüşmek istediler. Ve hepsiyle de görüştüm. Hepsine de teşekkür ederim. Sadece bir tanesi hariç. Bu işi magazinleştirmek isteyen bir televizyon vardı. O zaman Beyaz TV'di galiba. Benimle dalga geçip benimle Adnan Oktar grubunu, Didem Ürer'i kapıştırmak istiyorlardı. Yani benim acım üzerinden magazin yapmaya kalktılar. Evet, peki. Sizin arkadaşlarınız veya basındaki arkadaşlar. Ve 6 yok, gün sonunda. Değil. Elvan Bey. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür Elvan ederim. Bey, çok teşekkür ediyorum. Bazı WhatsApp yazışmalarınız var evlatlarınızla. İki kızınızla. Oğlunuzla görüşmüyor musunuz bu arada? Onu bir önce sorayım. Hayır, üçüyle de görüşemiyorum. Üçü de aynı yerdeler. En son ne zaman yazıştınız? Ben Adnan Oktar'a 11 Ocak 2018'de suç duyurusunda bulundum. Tamam. Benim kızım ertesi gün 12 Ocak 2018'de bana bir WhatsApp mektup yazmış, küçük bir yazı. Babacığım, ben seni çok seviyorum ama sen benim üzerime çok geldiğin için sana uzaklaştırma çıkarıyorum.
lütfen benden uzak dur. Bakın babacığım, ben sizi çok seviyorum, ben seni çok seviyorum ama ben sana uzaklaştırma çıkarıyorum, benden uzak dur. En son yazdıkları mesaj oydu. Ondan sonra da bir daha görüşemedim. Fakat işte o 11 Ocak suç duyurusunda bulunduğumda ben, Adnan Oktar'ın bir saat sonra haber oluyor. Ben suç duyurusunda bulunuyorum. Anadolu Kartal Adliyesi'nde, işte İstanbul'da suç duyurusunda bulunuyorum. Bir saat sonra Adnan Oktar'ın haberi oluyor. Sonra Adnan Oktar annesini arıyor. Viyana'dan annesini ve Muhammed Hüseyin'i de beraber getiriyor Türkiye'ye. Annesi gelirken yalnız burada benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor burada savcılığa. Ne diye? Benim onu ondan para alıp vermediğimi, benim onun üzerine ona işte nasıl anlatayım size? İşte az önce Sena Hanım'ın da söylediği gibi uydurma, işte kendi şirketimi sattığımı ve şirket üzerinden dolandırıcılık yaptığımı, burada sosyal sigortaları dolandırdığımı, çifte vatandaş olduğumu, işte asker kaçağı olduğumu, ondan sonra aklınıza gelebilecek, yani o kadar çok şey söylüyor ki, bana darp uyguladı diyor. Ondan sonra benim üzerime burada mafyaları gönderdi diyor. Bir sürü. Tabii ki ben sonraki süreçte savcılığa gittim, ifade verdim. Hepsinin de asılsız olduğu ve bütün belgeleriyle sundum. Takipsizlik kararı çıktı. Bu Avusturya için. Sonra gidiyor, Türkiye'de de benim için suç duyurusunda bulunuyor. Ondan sonra ama yalnız burada bu 6 günlük süreç çok önemli. Ben burada Türkiye'de derdimi anlatırken Adnan Oktar da boş durmuyordu. Çünkü ben Adnan Oktar'a bir savaş açmışım, Adnan Oktar da bana savaş açtı. Ya o kadar ahlaksız bir herif ki, Gülden Hanım, yani benim eşim, şu anki eşim, az önce Özkan Bey de söyledi de belki siz kaçırdınız, o da çok önemli. Bir yerden eşimin resmini bulmuş, diyor ki, ya diyor sen ne kadar güzel bir kadınsın diyor. Sen o adamın yanında ne yapıyorsun diyor, gelsene buraya benim yanıma diyor. Ya bu kadının ailesi var, bu kadının anası var, bu kadının babası var. Yani bu kadar insan ahlaksız olabilir mi ya? Diyor ki Elvan Dalton, balkon balkon diyor. Sen diyor, biz senin ne mal olduğunu biliyoruz diyor. Yani sonra diyor ki, ya diyor Adnan Sular, Adnan Akit'in şeyine veyahut da diğer muhabir arkadaşlara diyor ki, benimle haber yapan, ya o adamın cebine hiç bakmıyor musunuz diyor. Adam silahla geziyor diyor. Adam kızlarını öldürmeye geldi buraya diyor. Yani insan aynada kendisini görüyor ya, kendisi gibi zannediyor herhalde. Ben kesinlikle bunları, yani o kadar üzerime geldi ki kesinlikle mücadelemden vazgeçmedim. Ve o işte o kararın çıktığı akşam 18 Ocak çocukların kaçırıldı. O akşam ben, yani dünyalar benim oldu ya. Bir anda Adnan Oktar ve ilk defa Adnan Oktar bir mahkemeyi kaybediyor. Veya bir kişiye karşı yani uzaklaştırılıyordu. Konuşması yasaklanıyordu benim hakkımda. İşte o gün gittim. Ertesi gün sabah adliyeye, adliyeden çocukların o gece kaçırıldığını öğrendim. Çocuklar o gece kaçırıldılar ve çocukları da o günden beri göremedim. Göremiyorum yani. Çok özlediniz mi çocuklarınız? Özlenmez mi ya? Kocaman oldular. Mesela şimdi yanınızda olsa ne yapardınız? İnsan ne yapar ki evlat? Yani... Geçen gün eşime dedim ki, pardon, şimdi sizin televizyonunuza çıkacağımı bildiğim için bu belgeseli seyretmiş olsalar. Belki bunu seyrediyorlardı. Şu anda canlı yayındasınız Elvan Bey. Belki de şu anda evlatlarınız babalarını seyrediyor. Ne söylersiniz? Bu belgeseli seyretmiş olsalar dedim. Ben de Türk kamuoyuna bir sürpriz yapsam da çocuklarımla yayına çıksam Sözcü TV'de diye eşime söylemiştim. Şimdi mesela şu anda sizi izliyor olsa çocuklarınız, ki olabilir. Bakın olabilir, bu çok büyük bir ihtimal. Çocuklarınıza buradan ne mesaj verirsiniz? 6 yıldır onlar için mücadele ediyorum. Onlar hakkında zerre kadar kötü konuşmadım. Onların eline örgüt tarafından yazılar verildi. Yazılar ezberlettirildi. Çocuklarımı benim hakkımda, yani mesnetsizce o kadar çok şeyle, aslında onlara da üzülüyorum. Yani bir baba eline bir kağıt veriyor. Babana söv bu kağıtta. Şunları söyle baban için. Örgüt bunları evlatlarıma zorla yaptırdığına inanıyorum.
Çünkü Özkan Bey de dedi az önce, yakında da belki yine ellerine birer kağıt verilecek. Benim hakkımda işte baba şöyle yaptı, baba böyle yaptı, biz burada mutluyuz. Adnan, Sayın Adnan Oktar suçsuzdur, Sayın Adnan Oktar yakında çıkacaktır diye açıklamalar yapacaklardı. Fakat ben onlar hakkında bugüne kadar bu 6 yıllık süreçte ya yeter artık siz de nasıl bir evlatmışsınız demedim, demem de demeyeceğim de. Ama inşallah o Özkan Bey'in belgeselde de söylediği gibi o hipnoz bozulur ve onlar da gelirler, kaldıkları yerden, kaldığımız yerden, yani ailemizin kaldığı yerden devam ederiz. Doğdukları ülkede, yaşadıkları ülkede, okul okudukları ülkede, Viyana'da devam ederiz. Ben bu umutla mücadeleme devam edeceğim. Kesinlikle, yani mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Umudunuz var hala. Tabii ki umut olmaz mı ya? Ben 6 yıl önce de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Bu 30 yılda sürse, ben 60 yaşına da 70 yaşına da 80 yaşına da gelsem, Allah ömür verirse, onlar için mücadele edeceğim. Onları tekrar o örgütten, o pislikten dışarı çıkarıp onları normal bir insan gibi, normal hayatlarına, Türkiye'ye gidip gelebilecekleri bir insan haline gelmelerini istiyorum. Onun için de mücadele etmeye devam edeceğim. Belki sizin aracılığınızla, belki diğer kanalların veya belki sosyal medyadan veya belgesellerle veya hukuk süreciyle. Yani bunun inşallah bir yurt dışı ayağı da olur, yani bu hukuk sürecinin. Çünkü ben şunu tekrar sizin aracılığınıza söylemek istiyorum. Bunu belgeselde de söylemiştim. Bizim toplum, Türk toplumu bu tip sektörel yapıların, yani Kıvılcım Hanım da söyledi, yani onlarca yüzlerce tarikat olduğunu ve ben bunları sektörel bir yapı, sekte olarak görüyorum. Sektörel yapıların kendine zarar verene kadarı büyümesine izin veriyor. Ve devlet de bunu, belki yani hukuk içinde Sena Hanım daha iyi bilir de, hukuksuz bir şey yapamıyorlar veya yapmıyorlar. Kendilerini sağlama alıyorlar belki avukatlarla falan. Ama toplum ve devlet bu tip sektörel yapıların büyümesine izin veriyor. Ve buna toplum bir yerde dur demesi gerekiyor. Benim acizane fikrim ve yine söylüyorum, bu toplumun ve bu devletin bana 3 çocuk borcu var. Ve bu borcunu bu toplumun, bu devletin ödemesini istiyorum. Ve devlet 6 yıl önce başladı. Belki yani Furkan müdürün de söylediği gibi 6 yıl, 6,5 yıl oldu. Çünkü onlar benden önce bir soruşturmaya başlamışlar. Bu başladığı işi bitirmesini istiyorum devletten. Benim çocuklarımı neredeyse bulsun, getirsin, topluma tekrar kazandırsın. Ve bu 6 yıllık süreçte İpek Hanım, hep ben kazandım biliyor musunuz? Ve hep ben kazanacağım. Ne ben kazandınız 6 yıllık süreçte? Birincisi, Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundum. Onlar istediğini yazsınlar benim için. Onlar istediğini söylesinler. Onlar benim hakkımda, yani Fatih Altaylı'ya gay dediler ya. Fatih Altaylı belgeselde anlatıyor yani. O kadar yani iftiralar var ki. Yani Fatih Altaylı gibi bir yazara, Türkiye'nin önde gelen simalarından birisine neler yapmışlar. Yani ben garip bir, yani gurbetçiyim. Yani bana ne yaparlarsa yapsınlar, ben mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Kazandığım şeylere de gelince de İpek Hanım, ben suç duyurusunda bulundum. Adnan Oktar ilk defa ona bir tane garibin Avrupa'dan gelip şikayetçi olmasıyla susturdu devlet. Benden sonra Rütük'le kavgalı oldu, Diyanet'le kavgalı oldu, toplumla kavgalı oldu. İkinci en önemli kazandığım, benim çocuklarımı Adnan Oktar 6 gün içinde kaçırmak zorunda kaldı. Şimdi ben kaçırdı dedim, o ayrı bir süreç. Ama benim çocuklarımı artık anadan üreyen neredeyse, affedersiniz, çıkarıp da orada şovlarında gösteremiyordu. Çünkü artık benim çocuklarım o kanalda çıkmıyordu. Ben orada da kazandım. Elhamdülillah benim kızlarım, tamam benimle beraber değiller ama Adnan'ın şovunda da çıkmıyorlardı. Adnan onlarla dalga geçmiyordu. Üçüncü defa ben yine kazandım. Devlet çok güzel bir operasyonla bu örgütü topladı. Yani veya bu cemaati topladı. Bu cemaatin adına da silahlı suç örgütü dedi. Hepsini cezalandırdı. İnşallah bunun peşi gelecek. Yargıtay'dan olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ki, yani görünen daha kılavuz istemez. Her şey ortada, belgeler ortada. Yargıtay'ın da bu kararı vermesiyle inşallah Adnan Oktar orada çıkamayacak ve son nefesini oralarda verecek.
Ben kazandım, yine ben kazanmaya devam edeceğim. İnşallah kızlarım gelecek, oğlum gelecek, yine ben kazanacağım. Çünkü ben haklı bir mücadele veriyorum. Çünkü ben yani evlatlarım için onlara yani aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum ama ben toz konduramadığım evlatlarıma. Ortada bir görüntü var arkadaşlar. Sesi var mı o görüntünün? Ses yok. Peki altyazı var ama değil mi? Evet peki onu hazırlayalım bir ara da onu da soracağız daha sonra. Elvan Bey bu ortadaki görüntünün aslında bir sesi var ben dinledim ama hazırlayamamışız henüz. Bu görüntüde eşiniz siz de defalarca izlemişsinizdir herhalde bunu öyle değil mi? Evet tabii ki. Burada hayatından çok memnun olduğunu anlatıyor. Kızları iki yanında ve kendi gönül Sayın olarak Adnan Oktar'ın çok iyi bir insan olduğunu insan söylüyor. Olduğunu söylüyor değil mi? Onlara çok iyi davrandıklarını söylüyor. Benim kötü bir baba olduğumu söylüyor. Ellerine kağıtları vermişler okutuyor. Yani Özkan Bey'in söylediği tekrar burada aslında bu videoda anlatılıyor. Yani ellerine kağıtlar. Ya Şeyma eşimin sağ tarafında. Şeyma'nın suratına bakın sana. Yani Kıvılcım Hanım baksın yani Şeyma'nın suratına. Ya bu kız 18 yaşında o zaman biliyor musunuz? Yani Adnan bunun hesabını vermeyecek mi ya? İpek Hanım bir şey ekleyebilir tabii miyim? Tabii ki ekleyebilirsiniz ederseniz. Elvan Bey. Öncelikle bu yayında beni konuşturduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Size minnettarım. Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. En yakın zamanda evlatlarınıza kavuşursunuz umarım. İnşallah. Belgeseldeki yani çocukların kaçırılma sesleri orijinaldir. Yani benim kızlarımın kendi sesleri. Ve o dönemde ben kızlarım kaçırıldı dediğimde hiç kimse bana inanmamıştı. Adnan Oktar ve grubu o sosyal medyalarında benimle dalga geçmişlerdi. Bunlar kaçırılmadı. Kendi rızalarıyla anneleriyle yurt dışına çıktı dedi. Ama anlaşılıyor ki bu yani orijinal benim kızımın sesi nasıl kaçırıldı belgeselde ortaya çıkmış oldu. Yine ben haklı çıktım. Allah'a şükür olsun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Benim oğlum Muhammed Hüseyin annesiyle örgüte gittiğinde o zaman o işte kaçırılmadan önce Muhammed Hüseyin diyor ki ya biz burada ne yapıyoruz diyor ya. Biz nereye geldik diyor. Hadi gidelim evimize hadi gidelim Viyana'ya diyor. Bu da polis dinlemelerinde var. Belki yani belgeselde yoktu da. Ve sonra örgüt şey annesi diyor ki Muhammed Hüseyin'e yine polis dinlemelerinden. Ya diyor bak gidersen diyor babanla yaşarsın bizi göremezsin diyor. Annesi oğlunu tehdit ediyor. Sonra oradaki örgütteki diğer erkekler işte Aslan grubu mu artık neydi onların ismi? Ya bu çocuğa bir hamburgerciye falan götürün bir gezdirin bir havası değişsin de yoksa bunu kaçıracağız elimizden işte tepki gösteriyor diye. Bu da çok önemliydi aslında. Yani benim oğlum da yani zorla götürüldü ve evet. Zorla kaçırıldı. Zaten istemiyordu yani. Bu da dinlemelerde vardı. Bunu da tekrar sizin aracılığınızla kamuoyuna bildirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Elvan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben burada bırakmayacağımızı düşünüyorum. Hem Özkan Mamati, hem Sena Akkaya, hem Kıvılcım Kıran hem de sizinle birlikte daha bu meseleyle ilgili konuşacağımız çok konu olduğunu düşünüyorum. Tekrar buluşacağız. Çok teşekkür ederim katılımınız ve değerli fikirlerinizi paylaştığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.